Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Öncelikle beni sabırla beklediğiniz için çok teşekkür ederim. Elimde olmayan sebeplerden ötürü bu videoyu geciktirdim. Böyle olsun istemezdim ama mecbur kaldım. Ne olur kusura bakmayın. Fakat bunu da bir üzüntü sebebi yapmayınız kendinize. Hayat her şeye üzülecek kadar uzun değil biliyorsunuz. Bu acı bir gerçek. Hep hatırlatırım. Kendim de hayatın gerçekleriyle erken yaşta tanışmış biri olarak her şeye üzülecek kadar zamanımızın olmadığını hem kendime hem size sık sık hatırlatıyorum biliyorsunuz. Evet, bugün sizi mosmor böyle çok güzel bir kıyafetle karşılamak istedim. Çünkü balık burcunun en sevdiği renkler kesinlikle mor, violet, mor mavi arası renkler, efendim gümüş, simli gümüşler bunları çok sever balık burcu. Balığın en sevdiği renklerden birisini giyerek hatta en sevdiği renkleri başında olan bir rengi giyerek sizi karşılamak istedim. Jüpiter'den kaynaklı ve Neptün'den kaynaklı balıklar bu enerjiyi sevebiliyorlar çoğunlukla. Tabii ki durum istisnalar olabilir değişebilir ama genel olarak bu rengi sevdiklerini çok iyi biliyorum. Hatta çok küçük yaşlardan beri sevdiklerini çok net biliyorum. Elimdeki kartlarımın renkleri de tam olarak size hitap ediyor sevgili balıklar. Evet. Canlı çekim, canlı yayın daha doğrusu yapmadım çünkü sebebi şu: canlı yayınlarda bazen ekstrem durumlar olabiliyor, bir sancı oluyor, hastalık oluyor, enerjim düşebiliyor, ya da ne bileyim sorular kafamı bozabiliyor vesaire. Bu sefer başka başka sonradan izleyenler çok ağır şeyler yorumlar yazıyorlar, diyorlar ki işte yayını mahvetmişsiniz vesaire. Halbuki bu bir çekim değil, canlı yayın. Bunu bilmeleri lazım. Yani canlı yayından dönme bir çekim olduğu için orada doğaçlama, o an bir takım olaylar gelişebiliyor. Dolayısıyla bu yüzden canlı yayın yapmama kararı aldım. Çok nadir zamanlarda, çok ekstrem bir olay olduğunda canlı yayın yapacağım. Çünkü canlı yayınlar dediğim gibi öngörülemez durumlar olabiliyor canlı yayının içinde. En güzeli böyle sakin sakin, Ahmet Mehmet oradan bölmeden, birileri efendim bir şeyler söyleyip beni kızdırmadan ya da hakaret içeren yorumlar görmeden böyle yayınımızı tatlı tatlı, yayınımızı değil çekimimizi tatlı tatlı yapalım. Siz de tatlı tatlı izleyin. Lafı da fazla uzatmadan başlayayım. Şimdi balık biliyorsunuz arkadaşlar zodyağın 12. burcu, son burç. Su elementine ve değişken tabiata sahip bir burç. Zaten bunlar bildiğiniz şeyler ama zaten bu başlattığımız serinin amacı şuydu: bir burcu sadece o burca özel şekilde anlatmak. Yani sadece o burcun kendini içinde bulacağı bilgiler, bilinenler ve bilinmeyenler. Mesela her yerde duyacağı bilgileri de burada duyacak. Belki hiçbir yerde duymadığı bilgileri de burada duyacak. Amacımız zaten buydu. O yüzden işte kısa kes, biz zaten bunları biliyoruz gibi yorumlar yapanları zaten direkt blokluyorum. Çünkü amaç zaten balığa ait veya diğer burç her neyse ona ait her şeyi anlatmak. Dolayısıyla bildiğiniz bilmediğiniz her şeyi konuşuyoruz burada. Yayının amacı bu. Zaten bu şekildeydi ilk başlama sebebimiz. Sadece o burca özel bir şeyler anlatmak ve yılın dinamiklerini paylaşmak. Şimdi balık burcu dediğimizde evet 12. burç su elementi ve değişken tabiatlı. Ben şöyle bir şey söylüyorum. Bazen çok kızıyorlar bana ama balık burcu ikizler burcunun duygusal ve su elementi olanı gibi geliyor bana. Çünkü gerçekten en büyük problemi hayatta ne yöne gideceğini bilememek, bazen netleşememek, fluda kalmak, karar verememek ve bazen kararsızlığının içinde bir ömürü geçirmek. Yani bazı balık insanları, yükselen balıklar veya balık stelyumu olanlar bir kararsızlığın içinde hayatını geçirebilir. Güneş balıklarda da gördüğümüz bir şey. Mesela bir insana aşıktır ama onunla evlenemez. Başka biriyle evlenir ama hala aklı o aşık olduğu kişide kalır. İki arada kalabilir. Ya da ne bileyim yaşadığı ilişkileri ikilemde kalarak yaşamaya meyilli olabilir. Bazen kendini iyi hissetmesi çok zor olabiliyor balık insanların. İyi hissetmek için çok fazla şeye bir anda ihtiyaç duyabiliyorlar. Dolayısıyla sizi burada uyaracağım çok önemli konular olacak. Evet, balık çok özel bir burçtur arkadaşlar. Kendi gücünün farkına vardığında aslında burçlardan belki hepsinin içinde en güçlüsüdür bile diyebiliriz. Yani hep böyle zayıflığı anlatılır. Efendim işte unutkandır da şöyledir de böyledir de anlatılır ama ben size burada ters köşe yapacağım ve balık burcuyla ilgili aslında bilmediğiniz, duymadığınız ya da işte aa biz öyle bilmiyorduk ya hep balığı bu anlamda kötü anlatırlardı dediğiniz şeylerin iç yüzünü anlatacağım size. Şimdi evet balığın flu bir tarafı var. Zaten yönetici gezegeni modern astrolojiye göre biliyorsunuz Neptün. Kendini aldatma, çok fazla hayallere dalma, aldatma ama aldattığının farkına bile varamama, neden neyi yaptığını bazen bağlantı kuramama,
dağılmaya, çözülmeye, aslında en önemlisi kendini kurban gibi görmeye çok müsait olma halini balık insanlarında görüyoruz. Yani mesela neden bu benim başıma geldi? Duygusuyla çok uzun süre baş etmek zorunda kalabilir. Bir akrep gibi yıllarca bir şeyleri unutmadan veya içine atarak ya da bir yengeç gibi gerçekten geçmişi unutmayarak, geçmişi çok hatırlayarak geçirebilir hayatını. Bazen de hatırlaması gerekeni zamanında hatırlamayıp, hatırlamaması gerekenleri hatırlayıp kendine eziyet edebilir. Balığın düşmemesi gereken tuzaktan bahsedeceğim şimdi. Kendini kurban gibi görmemek. Balık burcunun çok önemli bir sorunsalı vardır. O da nedir? Kurban ya da kurtarıcı arketipi. Yani bir hikayede kurban olur, bir hikayede kurtarıcı olur. Ama şunun farkına varmalı. Eğer birini kurtarmak için kendini adarsan yine kurban rolüne düşersin. Hayatta kurban rolüne düşmek ya da düşmemek konusunda kendilerini çok iyi check etmeleri lazım. Ben bu ilişkide kurban rolüne düşüyor muyum? Kendimi kurban olarak görüp kendime mi acıyorum? Noktasında çok net olmaları gerekiyor. Bazen çok mistik, çok medyumik olabilirler. Sezgileri çok güçlü olabilir. Empati yetenekleri inanılmaz güçlüdür. Hatta kendilerini sürekli bazen sıkıntılı hissetmeleri, gittikleri yerde bunalmaları, enerjiyi çok çabuk emmeleri. Bu bazı burçlarda var. Özellikle balık da kolektife hitap eden bir burç olduğu için. Balık burcu da bu enerjiyi çok net hisseder. Kolektife ait bir burç. İlahi enerjiyle çok bütünleşmiş bir burç olduğu için dünyadaki tıpkı kova burcu gibi o da dünyada olup biten her şeyden fazlasıyla etkilenecektir. Ve o enerjileri kendi içinde çok içselleştirip derinleştirecektir. Dolayısıyla balık burcu kişisinin kendini hissetmek için zaman zaman daha cesur ateş elementi arkadaşlara, dostlara, zaman zaman daha materyalist toprak elementi arkadaşlara, dostlara, zaman zaman ona bu kadar da takılmaması gerektiğini hatırlatacak hava insanlarına ihtiyacı vardır. Fakat işte yüzeysel ve onu kale almayan incitel insanlara çok karşı koyamayacağı için de çok fazla üzülüp uzun yıllar bazı şeyleri içine atma eğiliminde de olabilir. Bir balığın yanında kendinizi hiçbir zaman suçlu, kötü, ahlaksız falan hissetmezsiniz. Ne suç işlemiş olursanız olun o balık kişi sizi böyle alır bağrına basar. Ben mesela her zaman balık arkadaşlarımın yanında bu anlamda çok rahatımdır. Yani mesela bir hata bile yapsam, ya biliyor musun ben böyle bir hata yaptım ama çok pişmanım dediğimde sanki böyle affetme denizi gibi, affetme suyu gibidir. Yani şey bak, canım benim ya işte bak böyle anlıyorum seni falan. İnanılmaz empati yapan insanlardır. İnanılmaz duyarlı insanlardır. Yani onların yanında dediğim gibi mesela ne suçunuzu anlatırsanız anlatın, ne günahınızı anlatırsanız anlatın sizi yargılamayacaktır, sizi dışlamayacaktır. Sizin hatalarınızdan dolayı sizi dışlama eğilimi olmayacaktır. Ve genel olarak gerçekten inanılmaz derecede iyi kalpli insanlar. Yani balık burcunun kötü çıkması onun kendi ya da balık stelyumunun ya da bileyim balık tabiatlı birinin kötü çıkması aldığı sert açılardan olabilir ya da o enerjinin gölgesini yaşamasından kaynaklı olabilir. Yoksa yaratılış itibariyle manevi yönü güçlü, inançları çok güçlü, itikat sahibi, Allah'a çok inanan, kendini adamaya müsait böyle bir burçtur. Merhametli, duygusal, hayvanların, insanların, muhtaçların acılarını içinde hisseden, sadaka vermeye, yardım etmeye çok müsait, anasına babasına çok merhametli. Yani bir insanda iyilik adına sayabileceğimiz her şey balık burcunda vardır ama bazıları kin tutabilirler. Mesela balığa yaptığınız şeyin etkisi ondan yıllar boyu gitmeyeceği için sizi kafasında kötü insan olarak ilan edebilir de. Yani bu balık kişisinin yani çok komik ama çok klasik olan şey diyor. Denizde bir ton balık var ama seninki hangi balık gibi. Gerçekten bazen içlerinden jazz diyorum çıkabilir. Köpek balığı enerjisi de çıkabilir. Öyle bir yani siz ona böyle tepesine vur lokmasını al, tepesine vur lokmasını al, tepesine vur lokmasını al. Bir yer bir patlayacaktır. Allah Allah. O yumuşak insan gitti yerine. Çünkü o sizin yaptığınız her şeyi görüyordur. Asla alık falan değildir. Görüyordur. Görmezden geliyordur. İdare ediyordur. Belki değişir diye bekliyordur. Balık burcu kadar iyi gözlemci burç yoktur. Çok güzel gözlemler. Sessiz sessiz. Acaba anlayacak mı? Acaba bir gün farkına varacak mı? Acaba beni kırdığını ne zaman fark edecek? Acaba onu bütün kötülüklerine rağmen tölere ettiğimi ne zaman görecek? Acaba onun için yaptığım fedakarlıkları ne vakit fark edecek diye sessiz sedasız garibim bekler. Siz de sana ne dersiniz ki? Ay bağırıyorum seslenmiyor, kızıyorum seslenmiyor, telefonu suratına kapatıyorum hiçbir şey demiyor. Ay bu bana muhtaç, bana çok aşık, benden gidemez, beni çok seviyor. Ama
öyle bir patlama noktası yaşatır ki size. O sizi her gün arayan, peşinizden ayrılmayan, aşkınızdan derbeder olan ya da ne bileyim dostluğuyla sizi saran balık kişisini artık orada göremezsiniz. Sessiz sedasız hayatınızdan öyle bir gider ki bir daha geri getiremezsiniz. Net. Balığın kalbini kırmayın. Kırıyorsanız da özrünüzü dileyin. Affedicidir zaten. Ama siz ya bu nasıl olsa bir şey demiyor, nasıl olsa bana hiçbir şey yapmıyor deyip onun kalbini kırarsanız arkasından konuşur. Mesela çok kırılır. Arkasından konuşursanız, başkalarıyla onu paylaşırsanız, ne bileyim onu size güvenip anlattığı şeyleri birilerine anlatırsanız. Ay ağlayasım geldi şu an. Tanıdığım balıklar geldi aklıma. Çok incinir. İncinir. Bak yutkunur. Gırtlak yedi boğum lafı onlar için söylenmiş. Yutkunur gene sizin kalbinizi kırmaz. Ama siz öyle bir noktası var ki gerçekten bir balık gittiği zaman asla döndüremezsiniz. Bakın size net bir şey söyleyeyim. Zodyaktaki diğer 11 burcu bir şekilde döndürme şansınız var. Bak bir şekilde döndürme şansınız var. Mesela akrep, akrep de çok zordur ama gerçekten sizi seviyorsa kapılarında yattığınızda belki döndürebilirsiniz. Ne bileyim yengeci döndürebilirsiniz, aslanı döndürebilirsiniz, koçu döndürebilirsiniz. Tüm burçları bir şekilde geri döndürebilirsiniz. Ama size çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Bir balık gerçekten sizden giderse asla geri döndüremezsiniz. Daha önemlisini söyleyeyim. Sesine de hasret kalırsınız. Yüzüne de hasret kalırsınız. Çünkü o gidene kadar o kadar sabretmiştir ki, o kadar yutmuştur, o kadar tolere etmiştir ki. Ben gittiği zaman geri dönen bir balık görmedim. Çok samimi söylüyorum. Çünkü onların kırgınlıkları sizin tahmin ettiğinizin çok üstünde oluyor. Çok güzel tolere ediyor. Bekliyor. Diyor ki anlayacak mı? Acaba görecek mi? Acaba fedakarlığımı fark edecek mi? Etmediniz mi? Küser. Ama onun küstüğü dediğim gibi hani hayal olur ya. Dersiniz ki ben acaba bu insanla gerçekten arkadaş mıydım? Dost muydum? Sevgilim miydi? Karım mıydı? Kocam mıydı benim? Bu kim? Bu nasıl küstü bana? Bu nasıl bir küsmektir? Yüzünü göremiyorum, sesini duyamıyorum. Bu nasıl bir küsmektir? Bu lafı size balık dedirtir arkadaşlar. Genel olarak çok duygusal insanlar da böyledirler. İlla balık burcu olmanıza da gerek yok. Çok duygusal ve çok fedakar insanlar uzun yıllar sizi tolere ederler. Onları anlamanızı sabırla beklerler. Ama sizin o şımarık bir noktası vardır, o bant teli. O son noktadaki şımarıklığınız onları öyle bir bezdirir ki İşte o noktadan sonra o insanı asla geri döndüremezsiniz arkadaşlar. Net. O yüzden size tavsiyem. Bir balık sevgiliniz, eşiniz, çocuğunuz, dostunuz varsa, sürekli şımarıklık yapıyorsanız, kapris yapıyorsanız, arkasından konuşup alay ediyorsanız ya da ne bileyim kalbini rahatça kırıyorsanız haberiniz olsun. Ne bileyim günlüğünü mesela balık çocuğunuz var, günlüğünü açtınız, okudunuz, millete paylaştınız, babasına söylediniz. Veya balık evladınız size güvende sevgilisinden bahsetti. Siz onu aldınız babasına söylediniz ya da söylemesini istemediği akrabalarınıza söylediniz. Onun kalbini paramparça edersiniz ve size bir daha asla güvenmez. Dolayısıyla balığın sırrına sadık olun. Kalbini kırmayın. Onun arkasından onun güvenini sarsacak şeyler yapmayın. Çok sarsılır. Yemin ediyorum düşünürsünüz. Acaba böyle bir insanı tanıdım mı rüyamda mı gördüm? Rüya mıydı bu insan? O kadar sizi sesine, yüzüne hasret bırakır. Kırmayın. Bekleyecek, görecek mi diye bekleyecektir. Ama sizin her şımarıklığınız, her kötülüğünüz son noktayı doldurduğunda onu kaybedersiniz, geri dönüşü olmaz. O yüzden tavsiyem onun istemediği şeyleri ona dayatmayın. Onun nazik biri olduğunu, etrafında kırıcı bir davranış sergileyecek birisi olmayacağını ya da ne bileyim siz yırtıcı bir figürsünüzdür, o değildir. Onun sizin gibi yırtıcı olamayacağını, kimsenin kalbini kıramayacağını, haklarını savunma konusunda diğer insanlar kadar cesur olamayacağını kabul edin. Yani bir balığın karşısına geçip sürekli akıl vermenize gerek yok. Efendim size akıllı ol da işte şansını şey yapma da bilmem ne yapma da. Bunları dinlese de yapamaz. O böyle biri değil. Çok iyi sanatçıdırlar. Çok iyi ressamlar, çok iyi müzisyenler, sanatla uğraşan, sinemayla uğraşan birçok güzel, harika, yakışıklı insanların bu burçtan çıktığını görürsünüz. Sinema onlar için çok güzel bir alan çünkü Neptün'le ilişkilendiriyoruz sinemayı da. Hayal etmek, o hayallerini işte yansıtmak, şiir yazmak, şiirlere düşkünlük. İşte çok o hayal dünyasının, o pembe dünyanın, o ne bileyim dream, o düş dünyasının en güzel ürünlerini balıklar çıkarabilirler. Çok iyi sanatçıdırlar. Ama bilindiğinin aksine balıklar son derece zeki. Hep duygusallıkları tanırız ya. Son derece zeki insanlar arkadaşlar. Balığın zekası nereden geliyor onu söyleyeyim. Siz bu kaleme baktığınızda ya da ben bu kaleme baktığımda sadece bu kalemin başı burada, sonu burada, tepesinde iki tane kırmızı düğmesi var.
Onların kozmik bir zekaları vardır. Onlar nesnelerin ve durumların uzantılarını duru biliş, duru hissediş gibi görebilirler, hissedebilirler, doğru analiz edebilirler. Dolayısıyla siz bir balığa baktığınızda o balığın sadece görüneni gördüğünü zannetmeyin. Onlar görünen ötesini görebilirler. Bir tanesi orada yazmış, bana bir de hakaret etmiş. İşte nokta nokta noktasın, şusun busun, işte Einstein balık burcuymuş, heh lafa bak. İşte bu ukala bir yaratık diyorum. Çünkü biz yıllardır astroloji okulda Hakan Kırkoğlu, Öner Döşer, yılların astrologları ve Google amca senden daha mı az biliyor? Google amcaya da yazdığınız zaman Einstein'ın doğum tarihini, güneş burcunun balık olduğunu, hatta yükseleninin yengeç olduğunu bildiğinizde böyle kalacaksınız. Bu kadar su etkili bir insan nasıl dünyanın en zeki insanı olabilir diye, değil mi? Tabii ki tek etki bu değil. Jüpiter Uranüs açısı var haritasında, Merkür'ü vesairesi güçlü, şu bu. Ama sonuç olarak bir güneş balıktan, bir yükselen yengeçten, bir yükselen balıktan zeki biri çıkmaz algısı son derece haksızlık. Ve yine söylüyorum, Einstein'ın güneş burcu balık, yükselende yengeçtir. Zaten astroloji talebeleri bilir, haritasını incelerler de bunu bilir. Aynı zamanda çok fazla her kafadan bir ses çıkar Atatürk'le ilgili. Derler ki işte Atatürk efendim oğlak burcudur, boğa burcudur. Şuradan çok net bir şey söyleyeyim. Hiçbir toprak elementi kişi, hiçbir boğa oğlak kişisi kendini birileri için feda etmez ve risk almaz. Kendini bu hayatta birileri için, bir şey için, dünya için, vatan için, sevdiği için, çoluğu için, çocuğu için feda edecek, gerçekten gözü kapalı, gözü kara bir şekilde feda edecek burç balık burcudur arkadaşlar. Orada bir durun. Balık nasıl Türkiye'yi kurtardı? Dikkat edin Atatürk'ün fotoğraflarına. Hep sağ tarafa yukarı doğru bakıyor. Aslında sürekli hayalde, Türkiye'nin hayalini kuruyor. Dünyada nasıl bir yol izleyeceğinin hayalini kuruyor. Hep hedefi gelecek. Sağ yukarı bakmak, geleceğe bakmak demektir bu arada arkadaşlar. Hayal kurmak, öyle mi böyle mi, indirmek kaldırmak. Sağ yukarı bakmak bunun alametidir. Atatürk hep geleceğe bakan ve hayal kuran, kurduğu hayalleri gerçekleştiren bir figürdü. Bu arada merak edenler için yükselen akrep, ay burcu aslan, Mars dik noktasından geçiyor. Aynı zamanda Jüpiter 6. evinde, biliyorsunuz en fazla onu etkileyen karaciğeri ile ilgili rahatsızlığıydı. Zaten Jüpiter 6 bunu yansıtıyor. Sadece bunu yansıtmıyor ama yansıttığı şeylerden birisi diyebiliriz. Yani onun için Atatürk de bir güneş balık kişisiydi. Emin olabilirsiniz. Bununla ilgili çok detaylı araştırmalar yaptık. Yok efendim nüfus sütunda Ocak yazıyormuş da orada bilmem, bunların hiçbirisi doğru değil arkadaşlar. Zaten Ocak klasiktir biliyorsunuz. Ve Atatürk'ün efendim güneşi boğa burcundan, çok güldüm buna ben. Atatürk bir boğa asla kimse için kendini feda etmez. Toprak elementi burçlar mantıklı ve materyalisttir arkadaşlar. Bu onların kötü olduğu anlamına gelmiyor. Yaratılışları böyle. Ama kendini adayan, birine bir şeylere adayan, adamak eşittir Neptün eşittir balık. Feda etmek eşittir Neptün eşittir balık. İnanç eşittir Neptün eşittir balık. Düş kurmak, o düşlerin peşinden gitmek eşittir Neptün eşittir balık. Bilmiyorum anlatabildim mi? Tabii ki Uranüs'ün enerjiler, efendim kova burcu enerjileri, Merkür'ü güçlü haritalar, zekayı, aklı işte ortaya koyar, bunlar okey ama hiçbir zaman bunun aksi gibi şeylere inanmayın. Hani balık burcunu kötüleyen efendim akıllı değildir de şöyle, bunların hepsi tamamen safsata. Benim gördüğüm birçok matematikçi, fizikçi, zekası çok yerinde insan balıklardan çıkabiliyor. Bir de bu arada şeydirler hani Atatürk'ün yüz yapısı da mesela o maviş gözleri, burun yapısı vesaire balık enerjisini çok yansıtıyor. Hakeza Ekrem Bora mesela, işte maviş gözlüler, genelde gözleri çok güzel olur. Hülyalı bakışları olur bu arada. Mesela yükselen balıkların gözleri çok iri, dışarı doğru olabilir. Dudaklarından da tanırsınız balıkları. Küçük olsun büyük olsun fark etmiyor. Dudakları ya önde olduğu için ya çok güzel olduğu için ya da bir şekilde o balıksı enerjiyi taşıdığı için balıkları dudaklarından ve gözlerinden tanıyabilirsiniz. Bir özellikleri daha, özellikle yükselen balıklar hiç yaşlanmazlar. Çok güzel ve genç kalırlar daima. Evet, neden vazgeçsin? Kendini kurban gibi görmekten, hayatın ona acımasız davrandığını, hayat herkese, birçok insana acımasız davranıyor. Ben öyle hikayeler duyuyorum ki kendi hikayem peri masalı gibi geliyor. Yani
Hayatı boyunca en güvendiği insanlar tarafından taciz edilmiş, tartaklanmış insanları düşünün. Yani sizin de başınıza buna benzer şeyler gelmiş olabilir. Ama beterin beteri var arkadaşlar. Evet, kendimizden iyilere bakıp gıpta etmeyi biliyoruz ama beterin beteri var demeyi unutmayın. Ve karamsar olmak, içe dönmek, hayattan vazgeçmeye meyilli olmak, çok hayalperest olmak, aldanma ya da aldatma arketipiyle kurban rolüne düşmek. Bunlardan uzak durun. Genel olarak hayatınızda hep ama onu da bırakamıyorum, ama onu da bırakamıyorum, ama bunu da bırakamıyorum, cesaret edip şunu da yapamıyorum gibi konular sebebiyle hayatta hep böyle ya ben o işi yapacaktım ama olmadı durumuna düşmekten kurtulun. Her balık böyle mi? Tabii ki değil. İşini mesleğini dört dörtlük yapıp hayatı boyunca başarı elde edenler de var. Ama aralarındaki fark şu, onlar biraz daha net olabilenler. Bir de balık şöyle bir duruma sahip arkadaşlar. Kendisine yapılan kötülüklerden sonra artık böyle bir daha kendini o duruma düşürmemek için böyle adeta duygusuzluk yemini edebilir. O yüzden bazı balık erkeklerini ya da balık kadınlarını ya ben balık duygusal zannederdim ama bu Allah Allah hiç duygusal değil. Çünkü zamanında öyle kazıklar yemiştir ki artık ne kimseye güveni kalmıştır ne de size kendini kullandıracak hali kalmıştır. Yani kullanacaksınız diye değil ama öyle düşünebilir. Yani der ki duygularım beni öldürüyor. Ben aşık olduğum zaman ölüyorum. Bir daha aynı acıyı yaşamak istemiyorum. O zaman yapmam gereken şey duygularımla teslim olmamak. Dolayısıyla böyle bir balığın duygusuz olduğunu düşünebilirsiniz. Hayatınızda bir balık kişisi varsa ya da bir balık insanını seviyorsanız ona zaman verin. Onun hemen size adapte olmasını, aşık olmasını, kalbini teslim etmesini beklemeyin. Onunla vakit geçirdiğinizde güzel vakit geçirin. Duygularınızın ağırlığıyla onu korkutmayın. Beklentilerinizle sürekli onu kaçırtırsınız. Çünkü korkar o. O duygusal yoğunluk onda başlayacak diye ürktüğü için sizden kaçma eğilimine girebilir. Dolayısıyla kaybeden taraf olursunuz. Onlara karşı nazik, sakin ve dikkatli olun. Onların sizin kadar güçlü olamayabileceğini, sizin kadar duygularını hemen açamayabileceğini, bazıları da çok duygusaldır tersine ama hep zarar görür. Duygusal olanlara da çok kıymeti olmuyor. Dolayısıyla bu onlara duygusuz olmalısın gibi bir şey aşılamış oluyor. Birçok balık bunu yaşıyor mesela. Kalbini kapılarda kapatmış. Ben bir kere sevdim. Çok sevdim. Ama o kadar üzüldüm ki neredeyse ölüyordum. Benim bir daha bunu yaşama şansım olmayabilir. En iyisi sevmeyeyim, en iyisi kaptırmayayım gibi inanışları olabiliyor. Onların bu inatlarını kırmak çok zordur arkadaşlar. O yüzden size tavsiyem bir balıkla beraberseniz ona anlayış gösterin. Onun sizin için gerçekten hazır olması için zaman verin ona. Bazıları aldatmaya meyilli, kaygan ve böyle oynayabilirler. Hatta şaşırtıcı derecede masum yüzlü canavar dedirtecek kadar aldatabilenler var. Üzgünüm. Çok şahit oldum. Kadını da çok aldatabiliyor, erkeği de çok aldatabiliyor. Yani en aldatan burçlardan birisi bile diyebilirim. Bu aldatmadan Neptün'den kaynaklı. Ona sorsan aldatmak istememişti. Zaten mutsuzluğu sebepleri vardı, oydu buydu. Çünkü kafa karışıyor. Yani nereye adapte olacağını bilmiyorum. Bak bir şeyler olup birden oldu. Olaylar birden geçti. Ben kontrol edemedim. Gerçekten böyle olabilir. Sert açılar altında olabiliyor. Anladınız siz onu. Evet, şimdi 2021 yılında balığı inceleyelim. Öncelikle 2014-2017 arası, niye oraya gittim şimdi söyleyeceğim. Kariyerle ilgili çok büyük sorunlar yaşamış olabilirsiniz. Birçoğunuz işini bırakmış, işinden ayrılmış, hayatında çok radikal kararlar vermiş. Belki işi gücü bırakıp evlendiniz, belki gerçekten işinizden atıldınız, belki kariyer planlarınız suya düştü. 2014-2017 arası işsizlik konularında çok sert dönüşümler yaşadığınızı ve belki iş kurmak için çok büyük çabalar harcadığınızı söyleyebiliriz. Halihazırda 2020'nin Nisan'ı ile beraber ay düğümlerinin ikizler yay hattına yerleşmesiyle birlikte yine iş hayatınız ve kariyerinizle ilgili bir sorun döneminden geçiyorsunuz. Şimdi size tavsiyem, eğer 2020 yılı itibariyle işinizden ayrılmadıysanız ya da işinizde bir sorun yaşamadıysanız bu yıl içinde çok dikkatli olun. Gerekmedikçe, çok emin olmadıkça, hatta bence mümkünse bu yıl ne işiniz varsa onda stabil kalmaya özen gösterin ki kalamayabilirsiniz. Sizden kaynaklı olmasın bir şey olacaksa da ya da B planınız olmadan elinizdeki işinizi, kariyer planlarınızı bırakmamanızı tavsiye ediyorum. Kurumsal çalışanlar, patronları olanlar, birileri tarafından yönetilenler, devletle alakalı işler yapan balıklar için zor bir yıldı. Yine 2020'de de 21'de de bu konuda zorlanabilirsiniz sevgili balıklar. O konuda dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum öncelikle. Bunun dışında bazılarınız için bu yıl yer değiştirme, yer değişikliği, şehir değişikliği, ülke değişikliği, taşınma gibi planlar gündeme gelebilir. Çünkü sürekli olarak 4. ve 10. evlerinizden tutulmalar alacaksınız.
Bu eşittir, kariyer planlarında değişiklikler, aileyle ilgili konularda bir takım krizleri deneyimlemek, taşınmalar, yer değişiklikleri, ev, arsa, emlak konularıyla alakalı yoğunlaşmak ya da bu konularda bir takım kaosları çözmek anlamına gelebilir. Yani aile, emlak, aynı zamanda kariyerle ilgili konular mercek altında tutulmaları buradan aldığınız için. Şimdi yıla nasıl girdiniz? Arkadaşlıklar, dostluklar, aşkla ilgili dönemeçlerle girdiniz. Yılın 2020'nin son dolunayı Yengeç Burcu'ndaydı ve sizin aşk evinizdeydi. Bazılarınız bebek, hamilelik, gebelik haberleri almış olabilir. Bazılarınız var olan çocuklarıyla ilgili radikal kararlar vermiş olabilir ya da onlarla uğraşarak girmiş olabilir yeni yıla. Bazılarınız da böyle bir aşk esintileri oldu olacak mı, yürüyecek mi, aşık olmalarla girmiş olabilir. Ocak ayı arkadaşlıklarınızı ve dostluklarınızı gözden geçirdiğiniz bir ay, aşk ilişkinizi gözden geçirdiğiniz bir ay olabilir. Şimdi sırada Şubat ayı var. Şubat ayına çok yaklaştık. Allah'tan Şubat gelmeden yayını da yapmış oldum. Allah'ım sana çok şükür ya Rabbim. Şimdi Şubat ayı biraz içinize çekileceğiniz bir ay olabilir. Eğer yükselen kova değilseniz ya da yükseleniniz de yükseleniz kova değilse bu görünümler sizin hep 12. evinizde gerçekleşiyor. Yükselen balıksanız diyeyim daha doğrusu. Özellikle yükselen balıksanız ya da güneşiniz de balıksa siz de dinleyin ama özellikle yükselen balıksanız 12. evinizde bir kümelenme var. Bir Satürn-Uranüs karesi alıyorsunuz buradan. Çok sert açılar alıyorsunuz. Şimdi cancağızlarım 21 Şubat'a kadar sizden ricam sağlığınıza dikkat etmeniz, kuru gürültü yapıp uç bırakmamanız, düşmanlarınıza çok kafa yormamanız, arkanızdan dönen dedikodulara kulak asmamanız, kendi iç aleminize dönmeniz, planlarınızı içinizde yapmanız olacak. Hali hazırda Merkür Retrosu da 12. evinizde gerçekleşeceği için kim arkanızdan konuşmuş, kim ne hatlar çevirmiş, kim neler etmiş hepsi çatır çatır ortaya dökülecek. Ama sıkıntı şurada. İş ki sizin yaptığınız bir sıkıntı, gizlilik bir şey varsa onlar dökülmesin. Bir yüzleşmeler dönemi olacak sizin için. Bunun iyi tarafı nedir? Rüyalarınız birebir çıkar, manevi anlamda genişlersiniz, gelişirsiniz filan. Ama şimdi arkadaşlar kimse de kimseyi kandırmasın. Ben bir klasik astroloji uzmanı olarak diyorum ki 12. ev aktifse arkanı kollayacaksın kardeşim. Sadece arkanı mı kollayacaksın? Sağlığını da kollayacaksın. Üzgünüm ama gerçekler bunlar. Şimdi buradan da bir sürü ağlama emojisi atmayın. Rica ediyorum. Kendinize acımayın. Hepimiz zor bir hayat yaşıyoruz. Hepimizin serüveni zorlu. En iyi yaşadığını düşündüğün insanın bile içinde ne fırtınalar kopuyor bilemezsiniz. Kendimize acıyacak zamanda değiliz. Sadece dinleyin ve önleminizi alın. Size tavsiyem bu. Şubat ayında Kova Burcu'nda gerçekleşecek olan yeni ay. Özellikle 11-17 Şubat arası. Yeni ay enerjisi, Satürn-Uranüs karesi, sağlığınıza dikkat etmelisiniz. O süreçte yakın çevrenizden birileriyle ilgili veya tanıdığınız, aşina olduğunuz birileriyle ilgili sarsıcı, şaşırtıcı, şoke edici haberler, durumlar, duyumlar olabilir. Bunları alabilirsiniz, şaşırabilirsiniz arkadaşlar. Biraz arkanıza bakarak yürümeniz gerekecek Şubat ayı boyunca. Şimdi 4 Mart'a kadar Mars Boğa burcunda. Kardeşler, yakın çevre ve akrabalarla iletişimde zorlanmalar. Kazalara açık olabilirsiniz. Arabanızın bakımını, motorunuzun bakımını ihmal etmeyin. Elektronik cihazlarınız çok çabuk bozulabilir. Bunlara da dikkat edin. 4 Mart'tan itibaren Mars 4. evimize yerleşiyor. 2-2,5 aylık süreçte bir taşınma, yer değişikliği, şehir değişikliği, ev değişikliği gibi durumlar söz konusu olabilir. Taşınabilir ve kolları sıvayabilirsiniz. Taşınmayanlar için aile büyükleri, ebeveynleriyle alakalı konularda sorumluluklarının artması, yorgunlukların artması anlamına gelebilir. Evde tadilat, tamirat durumları olabilir. Aynı zamanda aile içinde huzuru korumanız da zorlaşabilir. Sakin, sakin, sakin diyorum sizlere. 4 Mart'tan sonraki 2-2,5 aylık süreçte taşınmalar ve ailevi konular birazcık gümbür gümbür gelebilir. Dikkat edelim. Peki 27 Şubat civarı Balık Burcu'nda 26 ya da 27 Şubat olması lazım. Şimdi ezberden söylüyorum hepsinin farkındaysanız. Başak Burcu'nda bir dolunay ve sonra akabinde de 13 civarı zannedersem Balık Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. Yani dolunay Başak'ta, yeni ay Balık'ta. Balık yeni ay size çok iyi gelebilir. Çünkü Venüs-Neptün kavuşumu aktif oluyor. Çok büyük bir aşkın, tutkunun, duygusal bir çekimin habercisi olabilir. Bu anlamda çok sevindirebilir sizi. Balık yeni ay, Başak dolunayında da, yani 27 Şubat'ta da arkanızdan iş çevirenler veya ilişki içinde olduklarınızla birileriyle tamam mı yoksa devam mı? Ortaklığı, ortak mıyız değil miyiz? Evli miyiz değil miyiz? Dost muyuz değil miyiz? Sevgili miyiz değil miyiz? Sorularının cevaplarını alacaksınız. Doğum gününüze, doğum gününüz başlamış oluyor döneminiz. Yani böyle bir karar aşamasıyla giriyorsunuz Mart ayına. Birileriyle ilgili nihai karar vermeye çalışarak giriyorsunuz.
Bazılarınız için bu evlilik, ortaklık, nişan, nikah gibi konularda el sıkışmak anlamına da gelebilir. Yani bazılarınız var olan ilişkilerinin bitişine doğru giderken bazılarınız ise ilişkilerini taçlandırma durumunda olacaklar maşallah Mart ayında. Nisan'a bakarsak Mars hala 4. evinizde. Fakat parasal anlamda elinizin güçlendiği bir Nisan ayı bekliyor sizi. Ödemeleriniz olabilir ama bununla beraber gelirlerinizin de arttığını göreceksiniz. Nihayetinde 24 Haziran 2020'den ta 7 Ocak 2021'e kadar parasal konularda gerçekten çok perişan olmuştunuz. Harcamalarınıza yetişemiyordunuz. Nisan ayı bu anlamda size ilaç gibi gelebilir. Parasal anlamda elinizin güçlendiği bir Nisan ayı sizleri bekliyor olacak. Ve çalışmak için şehir yer değiştirenler, yeni bir kariyer planına başlayanlar, yeni bir kariyer kurum kuruluş moduna girenler, daha iyi gelir getiren iş bulanlar, para anlamında elini güçlendirenler balıklar olacak Nisan ayında. Şükürler olsun ki. 20 Nisan 20 Mayıs arası biraz daha yine seyahatler, yolculuklar, kardeş, akrabalarla ilgili problemler, uzak yerlerle bağlantılı konularda eminsizlikler, emin olamama, karar verememe ya da şaşırtıcı durumlar yaşama. Mesela aniden taşınmadınız dediğim tarihlerde aniden bir taşınma kararı veya uzaklardan beklenmedik haberler veya sizi geliştirmesi için çıkacağınız uzun yolculuklar, eğitimler, kafayı bunlara yormak, zihninizi daha çok geliştirme arzusu, kardeşleriniz, yakın çevreniz veya akrabalarınızla daha iyi, daha çok ilgilenme zamanı olabilir. Haziran ayında Merkür Retrosu var. Mart ayında aldığınız kararları Haziran ayı içerisinde biraz sorgulayabilirsiniz. Aynı zamanda 4. evinizdeki güneş tutulması, 10. evinizdeki ay tutulması biraz sert. Kariyerle ilgili bitişler, net konular, netleşmeler söz konusu olabilir. Ailevi konularda da bir takım krizler söz konusu olabilir. Taşınma ve yer değişiklikleriyle ilgili kararlarınızı sorgulayabilirsiniz. 14 Mayıs itibariyle Jüpiter Balık Burcu'na geçecek. Ben ne konuşuyorum ya? Ben ne diyorum bebeğim? Boş konuşuyorum bebeğim. Jüpiter Balık Burcu'na geçecek. Daha ötesi var mı? Jüpiter sizin yönetici gezegeniniz. Jüpiter sizin canınız, ciğeriniz. Jüpiter sizi siz yapan gezegen. Jüpiter Balık'ta. Bunu kutlayalım. Ama bunu hemen algılayamayabilirsiniz. Çünkü Jüpiter Haziran ayındaki tüm göksel olaylarla birazcık takışacak gibi gözüküyor ama şans sizden yana arkadaşlar. Bu gerçeği değiştirmiyor. Genel olarak 14 Mayıs'tan sonra 12 yılda bir gelen şans sizin kapınızı böyle bir tıklatacak. Ve emin olun ya evleniyor ya ev alıyor ya bir fırsatla karşılaşıyor ya da Allah'ım dualarım kabul oldu diyor. Olacaksınız ne zamana kadar? Neredeyse yaz sonuna kadar bu enerji sizin olacak. Bu kadar üzüldüğünüze değecek. Evel Allah. Amin. Ay çok sevindim. Çünkü benim de Jüpiter'im balık. Ben de Jüpiter dönüşüne giriyorum. Gerçekten bunu kutlayalım sevgili balıklar. Kutluyorum Jüpiter'in balığa geçişini. Size çok iyi gelecek. İlk başta böyle bir anlamasanız da bir takım sıkıntılar olsa da sebebi dengelerin oturması. Hep aklınızda olsun Jüpiter balık süreci. Özellikle Temmuz gibi anlayabilirsiniz size ne kadar iyi geldiğini. Aşk, çocuk istiyorsanız çocuk, evlilik istiyorsanız evlilik hepsi maşallah. Tekrar Ağustos ayı gibi bir iş kurma, işinizle alakalı başarılar elde etme şansınız olacak. Temmuz daha çok aşk, çocuklar vesaire. Ağustos daha çok iş, kariyer konuları gündemde. Ağustos ayında biraz kalp sağlığınızda varsa probleminiz, tansiyon problemlerine dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Bunun dışında genel olarak kafanızda iş olacak. Gerçekten sizi yoran konuları, yani Şubat boyunca başınızı sıkan, işte bu arada Aslan Dolunay'ı da hali hazırda çok yakında bu hafta gerçekleşiyor. Bu çekimi yaparken Aslan Dolunay'ına doğru gidiyoruz. İşteki o bitişler, haksızlıklar, iz düşmanlıklar, acılar vesaireler Ağustos gibi toparlanmış. Ağustos gibi ya yeni işinizi kurmuş ya çok daha iyi bir işte oluyor. Ya ne bileyim başarı elde ediyor olacağınızı düşünüyorum en geç. Eylül ayı yine ilişkilerin sorgulandığı veya ilişkilerle ilgili önemli adımların atıldığı bir ay. Ekim parasal konular ön planda fakat Ekim-Kasım aylarında Boğa burcundaki ay tutulmasının etkisiyle hala yer değişikliği, şehir değişikliği, lokasyon değişikliği yapmayanlar varsa bu tutulmayla beraber takip eden yaklaşık 18-19 aylık süreçte bir yer değişikliği, şehir değişikliği, ülke değişikliği, lokasyon değişikliği yoluna gidebilirsiniz. Yeni bir eğitim hayatına başlayabilirsiniz. Eğitim dönemine bambaşka bilgiler öğrenmeye başlayabilirsiniz. Seyahat planlarınız devreye girebilir, arabanızı yenileyebilirsiniz. Fakat en önemlisi nedir? Kardeşleriniz, yakın çevreniz ve akrabalarınızın hayatında önemli olaylara şahitlik edebilirsiniz. Yakın çevrenizle iletişim kurarken her zamankinden daha çok zorlandığınız bir süreç olabilir. Ne olursa olsun 2021 biterken Jüpiter kovadan tamamen çıkıp
sizin burcunuzda kalacağı bir yıllık o uzun ve şefkat dolu transitini başlatmış olacak. Ben diyorum ki 2021'i tam emin değilim ama 2022'de Allah'ın izniyle 2022 ve 2023 yılları Satürn'ün de balığa geçtiği ve devamı bekar, işte çocuksuz vesaire balık kalmayacak. Şans sizin yüzünüze Allah'ın izniyle inşallah, inşallah nasıl içten amin. Çünkü bütün sevdiklerim balık neredeyse, yani o kadar benim önemsediğim bir burç. Benim güneşim karşısı olduğu için Jüpiter'im balık, çekiyorum balıkları dolayısıyla. Canlarım benim, 2022 sizin yılınız olacak evelallah. Bu arada ne yapmayın, şimdi bir uyarım var. Bu 2,5 yıllık Satürn'ün de kovada kalmaya devam edeceği 2023 Mart'ına kadar olan süreçte kurban olayım. Sağlığınıza dikkat edin. Uyku düzeninize dikkat edin. Beslenmenize dikkat edin. Kafanıza olur olmaz şeyleri takmayın. 12. evden Satürn geçiyorsa kişi ruhsal ve bedensel sağlığına dikkat etmek zorunda. Arkasını kollamak zorunda. Düşmanlarını bilmek zorunda. İçine kapanmamak zorunda. Bazılarınız içe çekilip geri çekilip çok güzel gözlem yapıp harika projelerle 2023-2024 yıllarına damgasını da vurabilir bu arada. 2022 sizin yılınız ve devamında 2023'te parasal anlamda geliştiğiniz yıl, 2024 ve devamı hayatınızda ciddi şeyler yaşayacağınız, kalıcı değerlere sahip olacağınız bir döneme giriyorsunuz kısacası canlarım. 2021'de sağlığınıza, şöyle bir arkanıza işle ilgili sorunları çok büyütmemeye dikkat ederseniz, 14 Mayıs'tan itibaren zaten şans kapınızı çalıyor Allah'ın izniyle, 2022'de sizin yılınız oluyor diyelim. İnşallah faydalı olmuştur bu video. Sizi çok seviyorum. Sizin için bir de kart çekeyim. Hadi bu kadar oynadım, elledim, ettim. Bu benim stres topum bu arada. O yüzden sürekli şöyle yapmak, şöyle yapmak, böyle yapmak. Kendi kartlarım evde. Bayılıyorum bu kartlara. Bu benim için bir stres topu gibi. Hani nasıl elimizde döndürürüz ya stres topunu. O nasıl bir manevraydı? Tövbe yarabbim. Şimdi sizin için bir kart çekeceğim. Evet, bu yıla bir, 2021'e bir mesaj çekeyim sizin için. Bir de 2022. 2021 yılında balıklar için bir mesaj istiyorum. En duymaları gereken ve yüksek hayırlarına mesaj neyse onu duysunlar. Lütfen. Bu arada sakın demeyin millete 1,5 saat yapmışsınız. Onlar canlı yayın olduğu için bu kayıt yayını kimse bölmüyor, etmiyor, beni rahatsız etmiyor. Canlı yayın bağlantısı kopmuyor. O yüzden kısa, öz, net ve anlaşılır farkındaysanız her şeyi söyledim. Hiçbir şey atlamadım. Yani kendi kapasiteme göre her şeyi söyledim. Hiçbir şey atlamadım. Lütfen bu konuda da anlayışınıza sığınıyorum. Sizleri seviyorum. Emeğimi görün lütfen. Olur mu? Yani neden az yaptın, neden çok yaptın değil. Ben ne yapmam gerekiyorsa onu herkes için yapıyorum zaten. Ayrımcılık söz konusu bile olamaz. 2021'de balıkların duyması gereken mesaj. Bağımlılıklar. Çok önemli. 12. ev konularından arkadaşlar. Bağımlılık sadece nesnelere duyulmaz. İnsanlar birbirlerine de bağımlı olurlar. Sırf alıştığın için mutsuzluğa razı olup olmadığından emin ol. Ayrıca arkadaşlar bu bir 12. ev konusu. Az önce uyardığım şeylerin aynısına bir de şunu ekliyorum. Bağımlılıklarınız varsa, sağlıkla ilgili sorunlarınız varsa bunları yatsımayın. Uyku düzeninizi, ne bileyim alışkanlık haline getirdiğiniz şeyleri gözden geçirin bu sene ki sonradan daha büyük problemlere kapı açmasın. Emin. Şimdi bir de 2022'de hani çok güzel olacak falan dedik ya. 2022 için bir tane mesaj istiyorum. 2022'de balık burçları için. Çünkü Jüpiter balıkta seyredecek 2022 yılında. Vazgeçme ilerle. Ve hemen memnuniyet. İsteğinden vazgeçme, umut hep var ama hayatını ve işlerini de sakın ihmal etme. Böylelikle su akıp yolunu bulacak. Farkında olmadan sevineceksin. Tam da bu. Farkında olmadan sevineceksiniz sevgili balıklar. Morun enerjisiyle, morun bereketiyle, morun güzelliğiyle, morun o dream